Ama değişik bir projeyle karşınızdayız. Yine neler yapıyorsunuz Mert Bey? Evet, şimdi Mert Kaptan'ın projeleri. Plan şu, artık evet. Evde bira yapmaya karar verdik. Hem daha lezzetli hem daha ucuz. Ama çok lezzetli, ama çok. Bir de çeşit çeşit yapabileceğiz. Yuppi! Soru şu, Antalya sıcak ve biranın mayalaması 15 ile 25 derece arasında. Yani 18-20 derece de olsa iyi olur. Yani burada bunu sağlamak için önce kutu yaptım, strafo. Diğerini göstereyim şimdi nasıl olduğunu. Şu an yapıyoruz zaten. Gördüğün gibi bitmedi. Bu Bauhaus'tan aldım. 4 santimlik straforlar. Bu 50'ye 100 en alttaki. Ondan sonra şunları 82 kestim. Şu iki tane kolon. Buraya da gelecek olan. Ondan sonra şöyle olacak yani. Şunlar 82. Evet. Ondan sonra bunun üzerine şey oturacak yani. Şurası da kapanacak. Üstten aç kapalı olacak. Buraya bira kovası konulacak tek tarafına. Tek tarafına da altına şişeler, onun da üstüne bir raf yapıp ikinci kat şişeler konulacak yani. Anlatabiliyor muyum? Bu kadar büyük bir şeyi peki evimize nasıl sokacağız acaba? Burada dursun. Komşunun evinin önünde dursun. Zaten gelmiyorlar. Şimdi yapıştırıcıya gelelim. Apen'in strafor yapıştırıcısı var. Bak bunu zor bir evet. Göster. Bunu seviyoruz. Bu hep bizim işimize yarıyor. Başka bir şey bu. Senin de bildiğin değil Eda. Benimki Apel çiviydi. Bu da Apen'in strafor yapıştırıcı diye bir şey. Ondan sonra köpükleri önce kestim işte. Ölçüp biçip. Şu şekilde. Eda'ların çekmedi. Şöyle yaptı. Atölyemiz bitiriyor. Merdiven boşluğu. Gel dinleyelim bir de içerideki şeyleri gösterelim. Soğutucu nasıl yapılır ona baktım. Bu bir peltier. Yani şöyle bu değil tabi. Şöyle yandan göstereyim önden arkadan. Şu bilgisayar fanı. Bu alüminyum soğutucu. Şu beyaz var ya. Beyazın içinde peltier diye bir şey var. Bir taraf soğuk oluyor bir taraf sıcak oluyor. Voltaj gelince 12 volt. Bu öndeki de alüminyum soğutucu, bu da bunun fanı. Şimdi burası ısınıyor, burası sen soğuyor, tamam mı? Yani şunun beyazın bu tarafı sıcak, bu tarafı soğuk. Şimdi bu soğuğu bu fan çekiyor ve içeriye üflüyor, yani buzdolabı oluyor. Dışarısı ise aşırı ısındığı için bu alüminyum büyük olan soğutucu ya da bilgisayar fanı soğutma görevi yapıyor, yani soğutuyor kısaca. Şimdi bu devamlı böyle çalışırsa eğer, bayağı bir düşük derece yapıp da yani 15 dereceye getirip mayalanmayı gene bozabilir. İşte bunu da şu gördüğünüz aletle, bunu kuluçkacılar falan kullanıyor, böyle tavuk kümesi falan yapanlar kuluçka için. Bu alet şöyle, şuna artı eksi veriyorsun. Şuradan da istediği zaman voltajı veriyor. Nasıl yapıyor? Şöyle göstereyim. Önce buna voltaj verelim. Hemen gözük. Eda hocam. Görüyor musun? Neyse anlıyoruz. Şimdi bak şurada dereceyi bu ölçüyor, tamam mı? Bu alet ölçüyor. Yani ben şöyle kendime tutayım mesela. Eğer elim biraz daha sıcaksa bu bak artıyor, görüyor musun? Artıyor. Elim daha sıcak ya. Neyse beni geç. Şimdi olay şu aletin soğukluğu. Bak şimdi bunu yeni çalıştırdık. Çalıştıkça soğuyacak. Daha tamam mı? Bunu bu alete değirmek suretiyle değirelim. Bak, dereceyi gittikçe düştüğünü görüyoruz. Aynen. Yani bu 14'lere kadar falan soğutuyor. 14 dereceye kadar falan geliyor. Hatta daha bile soğuk oluyor. Tamam mı? Bu soğuk. Ha, yani. Neyse. Şu arkadaki de tam aksi sıcak. Şimdi olay şu. Bu aleti ayarlıyorsun. Diyorsun ki arkadaşım 18 ile 20 derece arasında bunu çalıştır. Yani 20 dereceye gelince alete voltaj veriyor. Rölesi şuradan veriyor. Bu alet soğutmaya başlıyor. 18 dereceye düşünce de alete voltaj vermeyi kesiyor. Ondan sonra da işte ne derler artık yeniden ısınacak kendi kendine. Havanın sıcak olduğunu farz ediyoruz ama. Bak şimdi sıcak kısmına taktım. Süratle ısınıyor. Evet, evet. Arka tarafta sıcak. Bayağı 40-50 derece. Bu da şey devresi yani. Bunu güzel monte edeceğim. Sonra daha net anlaşılır. Yaptıktan sonra. Şimdi çok şey anlaşılmaz yani. Bundan soğuk veriyor. Olay yok. Hadi bakalım. Bu şekilde yapıştırıcısını sürüyorum. Ne yazıyor? Seni seviyorum Eda. Teşekkür ederim aşkım ya. El yazısıyla seni seviyorum Eda yazmış.
Kadınlar bir yorumları. Ben öyle görmek istedim belki. Bu şekilde. Bak çekmem bak. Tamam ya, Allah Allah. Tamam dedi işte. Çeşitli tehditler. Şunlar ne sonra? Bir şey daha mı geçiyorsun? Şu an izolasyon işte. Üst kat, bir katlı. Silikon gibi düşün. Bir daha mı geçeceksin yani? Hayır canım, yeter işte. Şu köşeye geçeceksin. Şimdi buna geçeceğim. Şu anları yaptım. Evet. Üstten açılır kapanır olması lazım. Çünkü ısınan hava yükseliyor ya. Yani biz yukarıya açtığımız zaman bir şey kaybetmiyoruz. Ama önden açarsak kapağı bütün soğuk havayı kaçırırız yani. O yüzden mutlaka üstten açılıp kapanık olması lazım. Yani aslında en iyi buzdolabı üstten açılıp kapanandır. Aslında böyle boyayacaksın. Sonra kaplayacaksın. Üzerine desen falan basacaksın. Peki ben folyo ile kaplasam? Dıştan kaplayabilirsin. Aslında iyi olur. Dıştan folyo şey bozuluyor sıcak olarak. Plastik daha gibi kalın folyolarım var. Aynen öyle bir şeyle yaparsan çok hem güzel durur. Sonra şu. Su altına. Evet. Bitti. Aa. Sağ taraf kovayla, tamam mı? Tamam. Şu taraf. Şöyle, şöyle bir kova yeri, evet. Şey yaptım, böyle bir set yaptım. Altta şimdi kova burada ya, şurada ya kova. Evet. Buraya da şişeleri diziyorsun mayalanması için. Burada şişeler almıyor, bu da ikinci katı. Bu şekilde. İkinci katı. İkinci katı da buraya koyuyorsun. İki katlı oluyor yani. Hadi bakalım. Var, şimdi ne var? Kutumuz geldi. Nedir o? Bu şekilde bira yapma kitimizin, başlangıç kitinin kutusu. Üstünde derece var kağıttan, işte litre, 23 litre olan, 2 litre işte şey seviyesi, mayalanma, şu. Korona'ya birebir. Pilsner. Vay, wow, Pilsner mi yapıyoruz? Aynen. Evet, biramızın ismini... Yavaş yavaş. Biramızın ismini kırmızı söyleyelim. Daha elim adı almaz düşürdüm. Biramızın ismi ne olacak? Ne olsun? Hayır, söylemiştik. Ha, kedisi diye. İçinden bunlar çıkıyor. Kapak. Şu musluğu. Şu yaylı zımbırtı. Doldurma zımbırtısı. Ondan sonra kullanma kılavuzu. Şu fırça. Temizleme fırçası. Bu karıştırma. Karlangaç. Bu da, bu da kapak basma mı? Evet. Aynen. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Kedisi diye biralarımız muhteşem olsun inşallah. İnşallah. Yalnız şey... Bunlar da bizim ülke ülke gezip biriktirdiğimiz bira şişeleri. Bira turu yapmıştık. Oradaki en güzel biraları yarıştırıp kendimizce her ülkeye ait güzel birayı toplamıştık. Burada belki kedi CD'yi de yerini alır. Perfect. Şimdi kapatıyoruz. Kapatalım kapsamı. Dionysos tanrımız bize güzel bir bira ver. Evet, şu an sistem mükemmel çalışıyor. Burada 20 dereceyi veriyor. Bu arada dibine ne olur ne olmaz diye iki tane buz şeyi koydum. Belki ondan dolayı bu tarafta düşük. Bu ise öbür tarafta, yani şurada. Burada 22 veriyor. 21.9 veriyor. 18'e geldiği zaman makine kendini kesecek. Otomatikman. Sistem güzel yani. Bu şekilde. Bu yedek işte. Yani ne olur ne olmaz gösteriyor bize. Bence süper bir şey oldu yani. Mert hummalı bir çalışma esnasında. Evet. Neler yapıyorsunuz Mert Bey? Şu an bira yapıyoruz. Biramızı şişeleme aşamasındayız. Gördüğünüz gibi biralarımızı şişeledik. Bir hafta duracak bu şekilde. Bir hafta sonra iyice artık mayalanma bitmiş olacak şişelerde. Akabinde dolaba koyup soğutup içeceğiz. Şişelerimizi önce dezenfekte ediyoruz. Bu şişe ağacı. Bu sterilizasyonu sağlıyor. İçini şöyle akıtıyoruz azıcık. Poposunu alıyoruz. Direkt gibi. Sonra içine belirli ölçüde şeker koyacağız. Burada 1,5 kova var. Bu da gazlanmayı sağlıyormuş.
Gazsız bira olmaz yani. Bu da kovamız. Ondan sonra içine şekeri koyduktan sonra artık dolduruyoruz. Kedi sidiği biralarımız hazır. Pınar'ı kedi sidiğinden yaptık değil mi Mert? Evet. Mika Şira ve Çokomel'in sidikleri bunlar. Evet, şimdi de dışını kapladık. Gördüğünüz gibi folyoyla güzel bir şekilde beyaza kapladık. Gayet güzel oldu. İkinci peltiyeri de ekledim. Sıcak Antalya için lazım. Şu anda şu şekilde bir derece var. Bunları yeni çalıştırdım. Normalde gerek yok çünkü 23'lerde kalıyor. Size göstermek için. Şu şekilde iki tane cihaz aldım. Şu birinci gördüğünüz cihaz zaten aynı. Bunlar aynı, hiçbir farkı yok. Sadece şu 10, şu ise 20 amper kapasiteli, yani beslemesi. Bu aletlerden şu 5, bu ise 6 amper. İçindeki peltiyer değişebiliyor. Ondan sonra durum bu. Şey olarak yavaş yavaş hemen soğutuyor. Ha, niye iki tane var? Bu şu 20 amper olduğu için gördüğünüz gibi 18'e kadar soğutup kesecek. Bu ikisine bağlı. Peki bu neye bağlı? Bu ise şöyle bir değişiklik var. Şu manueldi zaten. Şöyle açalım. Bakalım, bakın. Görünüyor mu? Evet, burada bir lamba var. Bu ultraviyole lamba. Şu da bunların derece alıcısı bu arada, iki tanesinin. Bu da ısıtıcı. Yani ısıtma lambası. Diyelim 15 dereceye düşerse dereceye, burada demleniyorlar. İkinci bir şeyi, yani bir fıçıyı buraya koyup şu rafın üstüne de diğer ikinci kitin olabilecek şeylerini dizebilecek boyutta ayarlamıştım. O lamba da şu işe yarıyordu. Diyelim 15 dereceye düştü alet. Otomatikman bu algılıyor ve yeniden 18'e getiriyor. Bu da 18'de çalışmıyor. 18'de kesiyor. Bu da 21 derecede çalışmaya başlayıp yeniden 18'e düşürmeye başlıyor. Yani şu an bu alet otomatik oldu tamamen. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Hem soğutmayı hem ısıtmayı kendisi yapıyor. Bu parça listelerinin hepsini açıklamalara koyacağım. Var yani, oradan okuyun. Bu adaptör kaç amper, işte ne lazım. Yani yemek tarifi gibi, işte straforun ölçüsü, bu kutunun ölçüsü, hani yüksekliği ne olması lazım, hepsini açıklamalara yazacağım. Oradan okuyun detaylı. Hani yapmak isterseniz tüm ne gerekiyorsa oraya yazacağım. Şu an başarılı ve mutluyum. Maliyet vesaire derseniz çok değişiyor. Dolarla olduğu için hepsi. O yüzden alacağınız gün bakmanız lazım ne kadar olduğuna. Ama çok çok afaki şeyler değil yani. Şunlar ucuz parçalar. Şunlar biraz daha pahalı peltiyerler. Adaptör de ucuz. Durum bu.